Vay nenni, vay nenni aman. Küçük yaşta bir yar sevdim. Vay nenni, vay nenni, vay nenni aman. Nasıl geçti parkuru anlat ya. Yemek yerken koşmayın, kaçmayın. Heh. Kaçması basit olmuyor. Değil mi? El bırakıyorsam seni. Evet, iyiyim abi. Hatta... Hocam, röportaj vermek istemiyorum lütfen. Hayır, hayır. Yemek istiyorum. Hayır, hayır. Hayır hocam, röportaj veremem. Yemek yemem lazım. Tabii karda yürümek belki biraz daha zor gelebilir ama onun verdiği keyif başka. Şu an böyle karlı bir yoldayız. En önden biz gidiyoruz. Dalı tuttum, evet, o dal evet. Kırıldı. Bu dalı tuttum, onu da desen bakalım tam düştüm. Böyle bile, böyle mesela hiç. Evet. Gömeceğiz, gömeceğiz. Abi, gömeceğiz. Evet Kazım abicim. Anladım. Evet. Nasıl başladık? Biraz kaygan başladık. Kaygan başladık. Yollar bucaklık. Bir macera yaşadık. Evet. Bir şey olsa olsa. Yazım abi buradayız. Buradayız. Ben de buradayım. Tamam abi. Macerayla başladık. Macerayla başladık. Evet. Maceranın eğlendi mesela alacaksın sen de bugün abi. Bu şeyi... Selamünaleyküm. Şimdi geçiyorsun. Evet. Şimdi geçiyorsun. Sucu büyolarından dönüyorsun geriye. Evet, tersine ha. Tersine dönüyorsun. Evet. Hemen sağda bir yol ayrımı var. Sucu'dan bu tarafa gelirken sağda? Sağda yol ayrımı var, tamam mı? Bu yol ayrımı böyle de gider, böyle de gider. Evet. Ormana doğru gider, evet. Tamam mı? Orada evet. Yol ayrımı da böyle yetmiyor. Şimdi saat 3'ten sonra çay alıyorum. Saat 3'ten sonra? Evet. Geçer mi? 4'teki arabaya dönüyorsun. Şeyden yürü abi. Ya ortadan yürü ya da kenardan yürü. Ya yoksa sakıncalı. Beni takip et, tamam. 14 Ocak 2024 yılın ikinci hafta yürüyüşünde doğaya kendimizi yine verdik. Karlı bir dağköy görüş alanından başlayan yürüyüşümüz devam ediyor. Kazım abi maşallah. Bakalım nerede kaldı Kazım abi? Evet. Ya Kazım abi önündeymiş. Evet Kazım abicim. Anladım. Evet. Nasıl başladık? Biraz kaygan başladık. Kaygan başladık. Yollar bucaklık. Arabalar kaldı. Ama biz devam ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Biz yürüyoruz, devam edeceğiz. Dur durak yok. 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 Yola devam. Sağ ol geldin. Saygılar. Sarp bir çiş var mı ya? Arada var. Zonguldak. Herkes için doğa yürüyüş grubuyla zorlu şartlarda, zorlu karlarda devam ediyoruz. Her zaman güneşin altında, yaz ayında, bahar ayında, sonbaharın güzelliğinde değil, kışın güzelliğini de yaşayıp, kışın güzelliğini de yürüyüş yapmak lazım. Manzarasını, havasını, güneşin ışıltısını, karın beyazını, yansıyan güzelliğini de almak lazım. Biz Emir abiyle rotamızı önden verdik. Ekip arkada yavaş yavaş Dağköy geçtik. Rampaya doğru çıkıyoruz. Yaylacık üzerinde. Eve Gümeci ile Yaylacık üzerinde zirveye doğru çıkıyoruz. Manzara çok güzel. Bütün her yer açık görünüyor. Doğada olmak, doğanın güzelliğini yaşamak her şeyden önce farklı bir keyif, farklı bir güzellik. Sizleri de bu doğanın güzelliklerine bekleriz. Doğamıza sahip çıkmak şartıyla. Sabah 9'da çıktık. Ödülü bir yere kadar geldik. Arabalarımız zincirimiz olmadığı için zorlandı. Belediyeden sonra indik. Yolumuzu biraz uzatmak zorunda kaldık. Araçlardan indik. Araçlarımız bize farklı bir noktadan alacak. Buraya bir daha gelmeyecekler.
Orada bize çay yapacaklar semaverde. Biz de normal parkurumuzu 5 kilometre uzatmış olduk. Evet. 5 kilometre daha. Bugün fazla yürüyeceğiz. Ama hava güzel. Kar bizi yorucu değil. Karın üzerinde yürüyoruz ama yorucu değil. Çamurdan uzak tutacak bizi. Bugün aslında yürüyeceğimiz parkur çamurluydu. Ben sosyal medyada paylaşırken çamur olduğunu söylemiştim. Ama bugün çamur değil. Karda yürüyeceğiz. Güzel bir yürüyüş olacak. Parkurumuz uzasa bile. Biraz bizi yoracak ama güzel bitireceğimize inanıyorum. Şimdi yol boyu gidiyoruz. Daha sonra yoldan ayrılacağız. Yaklaşık olarak bir 10 kilometre var herhalde, değil mi? Yürüyüş daha yeni başladı yalnız. Vallahi yeni başladı. Tabii, yürüyüş yeni başladı. Yeni başladı. Biz 5 kilometre ekstradan yürüdük. Ben 20 kilometre mi? Emin abi 10 diyorsa 15, 15 diyorsa araba çıkmadığı için biz ekstra 5 kilometre yürüdük. Tamam, yani bu da şu anlama geliyor. Yaklaşık bugün 20 kilometre yolumuz var demektir yani. Evet sevgili dostlar, Dağlıca köy sınırlarına girmiş bulunmaktayız. İstikametimiz kuzeye doğru devam ediyor. Ormanlara gireceğiz. Oralardaki görseller daha farklı olacak. Yürüyüş alanlarımız farklı olacak. Daha sonra da derelerden geçeceğiz. Derelerin bu mevsimde hem suyunun yüksek olması hem görseli farklı olacak. Güzel bir görselli bir gün olacak. Hava güzel. Arkadaşlar da geliyorlar. Bugün inşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde bitireceğiz. Doğada hayat var diyorum. Hastayım diye gelmeyenleri de ben şahsen gelmelerini tavsiye ediyorum. Evet, oksijen var. Evde yatacaklarına, evet. Buraya gelip bu havayı aldıkları zaman ben iyileşeceklerini biliyorum. Kendim de yaşadım. Başka arkadaşlarım da yaşadı. Evet. Yayla yürüyüşü müydü abi? Evet. Yayla yürüyüşü herhalde. Rahatsız hatırlıyorsam evet. Onun için ben arkadaşlarımızın doğaya gelmesini istiyorum. Doğada olmasını istiyorum. Doğada hayat var diyorum. Buyurun gelin. Eyvallah. Kirletmemek şartıyla. Aynen, kirletmemek şartıyla. Değil mi Kazım abi? Aynen. Evet Nur Hanım, zorlu parkurdan çıkışa ne diyorsunuz? Benim için sıkıntı yok, no problem. Her şekilde, her şartla, her yerden tırmanırım, çıkarım. Sin. Çıkamayanlara da yardımcı oluyoruz. Topuyu uzatıyorum başına, orası terse çekiyor. Kimdir o? Lan sen beni öyle çekmeyeceksin. Sen benim kaymamın için tutacaksın. Tamam. Hoca. Arkadaşlar dinlenin orada. Düşmeden sağ salim buraya kadar geldik. Buradan sonrası kolay zaten. Buradan sonrası kolay inşallah. İnşallah. Buradan yemeğimizi sonra kolay. Yedik. Çok şükür. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan sonra yola çıkıyoruz zaten. İnşallah. Eyvallah. Evet Selam abi. Buyurun efendim. Buraya kadar geldik. Çok şükür sağ salim buraya kadar geldik abi. Buradan sonrası? Buradan sonra Allah kerim. Düşe kalka. Valla. Yemin ediyorum var ya. Yani, bak bir düşüş. Bak nasıl biliyor musun? Dalı tuttum, evet, o dal evet. Kırıldı. Bu dalı tuttum. Ondan destek alırken tam düştüm. Böyle bir de böyle mesela hiç. Şöyle dikti. Evet. Evet. Yani dalları diktin yani. Dalları dikti. Evet. Gömeceğiz. Ne demiş? Dalları dikti demek. Dalları dikti diyorlar. Şeytana koydular böyle şeyden ya. Bir de Allah diyordu. Allah diyerek. Allah diyerek. O dalları ne deseniz ya? Hayır sen orada Allah diyerek. Bir dalı tuttum. O kırıldı. Onu tutayım dedim. O da gitti. Bugün hem zorlu hem de çok kolay hem de eğlenceli olan bir günde. Şu an böyle karlı bir yoldayız. En önden biz gidiyoruz. Arkada ikiler gözükmüyor bile. Hello dostlar. Yürüyüşümüz finale doğru gidiyor. Henüz yürüyüş kilometresine bakmadım. Mola verdiğimizde 10 kilometreyi geçmiştik. Herhalde 15 kilometreyle bugünü tamamlayacağız gibi görünüyor. Tabii finalde bakacağız. Artısını eksisini görmüş olacağız. Zonguldak herkes için doğa yürüyüşü bugün Dağköy güreş alanından başladı. Esenköy'ün üzerinden beri Dağlıca sırtlarından Zonguldak yoluna çıkacağız. Sücülü yol ayrımına doğru bir çıkış yapacağız. Şimdi doğada yürüyüşümüz
devam ediyor. Karlı havada yürümek güzel. Doğaya çıktığınızda eksiksiz malzemenize gelirseniz, doğanın bütün malzemelerini alarak gelirseniz tabii ki bu güzelliği yaşamış olursunuz. Eldiveninizi, yedek çorap, yedek ayakkabı, içeceğiniz kadar su ve benzeri aldıktan sonra doğada yürümek keyif. Tabii doğada yürümenin belli bir şartları var. Onları da yerine getirmek lazım. Doğaya sahip çıkmak ve korumak lazım. Onun güzelliğini iyi yaşamak lazım. Biz de Hazır ablamıza bugün bu doğanın güzelliğini yaşadık. Ablam sağ olsun 2-3 kez gelmiş bu yürüyüşe. Bugün daha keyifli oldu değil mi? Bugün daha keyifli değil mi? Evet ablacığım. Emir abi aşağıda mı onlar? O zaman. Parkur bitti de. Kar dolayısıyla biraz yorucu oldu. Kaymalar çok enerji sarf etti. Ama güzeldi. Değdi. Karda bir yürüdük. Evet, değdi. İnşallah bundan sonra tekrar bir daha yürürüz de daha güzel olur. İnşallah. Buradan ekip yürüttüm ben yukarıya. Buradan Dağlıca'ya çıkacağım. Ben buradan Dağlıca bağlantı seni. Ben onu alabileceğim Emir abi. Dursun muhtarım. Evet. Karda yolculuk nasıldı bugün? Güzeldi ama sizi bilmem. Siz önemli ya. Sen evet. Şimdi taşıyan sensin. Estağfurullah. Milleti götüren sensin. Sabah bir macera yaşadık. Evet. Bir şey oldu olsa. Yani... Macerayı kaptanım yaşadı. Kaptanım seni bir tanıyalım önce. İsmim Abdullah Acar. Abdullah Acar. Evet. Nasıl geçti bugün? İyi geçti hocam. İyi geçti. Harika. Evet. Güzel. Teşekkür ederiz. Bugün parkur biraz yorucu ama çok güzeldi. Özellikle karda bu sezon ilk kez yürüyüşümüz. Umarım bundan sonra birkaç kar yürüyüşü de yaparız. Arkadaşlar, dostlar burada. Dostlar arasında olmak güzel. Teşekkür ederim. Hüseyin hocam, Mehmet hocamla gene yan yana geldik. Evet, yan yana geldik Mehmet hocamla. Gayet güzel bir yürüyüştü. Kar, yılın ilk kar yürüyüşü. Emin abiye ben her zaman teşekkür ediyorum. Kesinlikle. İnşallah plaketini yaptıracağız. İnşallah. Emin abinin. Zonguldak turizmine çok büyük katkı. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Biz böyle buraları kendi başımıza gelemeyiz ki. Mümkün değil. Bir liderin olması gerekiyor. Bir liderin kesinlikle olması gerekiyor. O işi de Emin abi yapıyor. Arkadan yetişen. Emin abi gayet güzel yapıyor. Sıkıntı orada başlıyor. Evet. O işte arkadan yetişen. Siz yetişin hocam. Ömer hocam. Biz kapımız önde gidiyoruz. Nereye gittiğimiz de belli. Çay da ben koyayım ya. Yavrum yani, afiyet olsun. Aa, yayında mıyız? Yok kayıttayız. Kayıtta mıyız? Kayıttı. Yayın sonra. Ne istiyorsun benden? Sağlığını istiyorum abi. Sağlık 10 numara. Tamam. Başka? Kısa bir değerlendirme. Değerlendirme şu. Bak yürüyüş 17 kilometre onlar sıkıntı değil. En güzel olay ne biliyor musun? Çay. Şu semaverdeki çay. Final. Bütün yorgunlukları atıyor. Evet. Final o. Senin de emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Şahin abi. Sor insanlara. Emin abinden başla. Oo benim kızım. Sen kameraman mı oldun sen? Oo yeni kameram. Evet grubumuzun en küçük yürüyüşçüsü. Güzel kızımız bizim. Hazra. Buyurun. Bugün bizim misafirimizdi. Aşağı yukarı 17 kilometrenin üzerinde yürüdük. Dağköy'den başladık. Maceralı bir şekilde Köristan Dağlıca bölgesinden Tekneci Deresi'ne indik. Tekneci Deresi'nden de buraya Ereğli yoluna indik. Kızım bugün yürüyüş güzel bir yürüyüş yaptı. Aynı zamanda kameramanımız oldu. Hava güzel, arkadaşlar güzel, çayımız da güzel şu anda. Güzel bir gündü. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel kızımız. Yeni kameraman. Bugünkü yürüyüşümüz sen katıldığın için ve bitirdiğin için çok daha güzel oldu. Her zaman güzeldi. Sen bir güzellik kattın. Teşekkür ederiz. Her zaman gel. Bekleriz. Tamam mı sen? Ben Almanya'da Nizamettin Demir. Bu sene ilk kez katılıyorum. Çok memnun oldum arkadaşlar. Sohbet iyi, çay iyi. Seni de haftaya yine bekleriz. Evet. Grubumuz yeni üyeler kazanıyor. O üyelerden bir tanesi sensin. Haftaya seni yine bekliyoruz. Yalnız bu yeni İnşallah. Değil, dördüncü yürüyüşü. Öyle mi? Dördüncü yürüyoruz. Maşallah, maşallah. Maliye'ye yürüdüm. Evet. Kiraz sen bir tanesin ya, valla. Haftaya bekliyoruz. Kiraz, sen bir tanesin, bir tane. Nasıl? Beni bir şey soracak mı bana? Sor. Yürüyüş nasıl geçti? Yürüyüş nasıldı? Yürüyüş çok güzel geçti. Seni gördüm, daha da güzel oldu.
emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. 16 kilometre falan yürüdük. Bunun herhalde bir 6-7 kilometresi kardaydı. Güzeldi yani. Ben keyif aldım. Tabii karda yürümek belki biraz daha zor gelebilir ama onun verdiği keyif başka. Hele hele hiç basılmamış kara basmanın verdiği keyif bambaşka. Teşekkürler. Evet, ne konuşmamı istiyorsunuz? Yürüyüş nasıl geçti? Yürüyüş çok zorluydu ve güzeldi. Sence nasıldı? Güzel. Evet, güzel. Yeni bir röportaj yaptık. Ayrı bir güzel tabii ki. Azra'cığım çok keyifli bir yürüyüştü. Beraber yorulduk galiba. Halle Yılaz'ı burada seni bekliyor. Röportaj bitirmeni bekliyoruz. Al bir taraftan dayı hadi. Gayet güzel, keyifli bir yürüyüştü. Seninle ayrı bir keyifliydi. Hoşçakal. Yürüyüş nasıl geçti? Yürüyüş mükemmeldi, çok güzeldi. Zorluydu ama karda yürümek başka güzel. En çok da beni mutlu eden senin gibi gençlerin bu yürüyüşe gelmeleri. Bütün gençlere tavsiye. Onlar da senin gibi gelsinler, teşvik atınları. Doğada yürümek gerçekten güzel. Sağlık için, spor için. Bütün arkadaşlarını davet et. Tamam? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bugün seninle birlikte bu güzel karda, doğada yürümekten çok mutluyuz biz. İsmail Bey. Tekrar seninle yine yeni yürüyüşlerde bir arada olalım. Sağlık için yürüyüş. Evet Azra'cığım. Bugün hem yürüdük, yürüyüşten sonra geldin, abilerle, ablalarla röportaj yaptın. Nasıl geçti günün? Güzeldi, hem de zordu, hem de kolaydı. Yani zorluklar, kolaylıklar da beraber yürüdükten sonra da böyle tay keyfi. Bu dördüncü yürüyüşünde de çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çaylarımız, insanların yediği şeyler. Tadiye Hanım, bugünkü yürüyüş hakkında size kısa bir değerlendirme alalım. Bugünkü yürüyüş çok güzeldi. Karda yürüdük. Fakat ben uzun süre yürümediğim için biraz zorlandım. Bundan sonra her hafta yürümeye devam. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar güzel, dostlar güzel. Güzel yani yürüyüş. Her türlü güzel, doğa güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, bugün Dağköy'den başlayan güzel bir yürüyüştü. Zonguldak yol ayrımında, Sücülü yol ayrımının yakınlarında final yaptık. Ekip güzel, doğa güzel, yardımlaşma güzel, karda yürümek güzel, finalde çay içmek güzel. Senin röportajlarınla Azra'cığım video süslenecek. O daha da güzel. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Güzel. Bir gün için. Evet, sen meşhursun Ercan abi. O geçen haftaki o söz az meşhur etmedi yani. Yaşları çekti. Aynı, o insanlar aynı şeyde yaşamaktan utanıyorum sözü iyi bir söz yani. Yaşları bak, aha bak. Yaşları çekme, gençleri çekme. Hocamla röportaj yaptık, Kazım abiyle yaptık ama Kazım abiyle röportajımız her zaman olur. Şöyle şuraya kadar al böyle, yakına evet. Kadar ha. Kazım abiyle. Grupta bayrak taşan tek gider. Emin abi, evet. Allah razı olsun. Sen olmasan biz böyle yerleri nereden göreceğiz ya? Emin abiye teşekkür ediyoruz. Çok harika bir yürüyüştü. Ben sevdim bugünkü yürüyüşü. Hem yormadı. Kar yürüyüşü pek fazla yormuyor. Öyle fazla yüksek zemin olmadığı için. 15-20 dakika. 20 santimetre. İşte yani bu yürüyüş çok hoş. Harika. Benim hoşuma gitti. Harika bir yürüyüş. Evet. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tanıtım dolayısıyla size teşekkür ediyorum.